Yukarıda verilenlerden hangileri rüzgarın esme hızını etkiler? Basınç merkezleri arasındaki mesafe arttıkça rüzgarın hızı azalır. Yani dolayısıyla bu etkiler. Basınç merkezlerinin birbirine göre konumu kuzeyde veyahut da güneyde olması rüzgarın hızını etkilemez. Basınç merkezleri arasındaki basınç farkı ne kadar fazla olursa rüzgarın hızı o kadar fazla olur. Hızını etkiler demiş. Bundan dolayı 1 ve 3 etkiler diyoruz. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Yukarıda verilen basınç merkezinde etkili olan rüzgarlardan hangisi sıcaklığın artmasına yol açar denilmiş. Bu hava hareketinin kuzey yarımkürede olduğunu görüyoruz. Kuzey yarımkürede olmasından dolayı yani ekvator çizgisinin kuzeyindedir. Kuzey yarımküredeki rüzgarlardan kutuplar yönünden gelen rüzgarlar, ekvatora doğru gelen rüzgarlar bunlar sıcaklığı düşürür. Ekvator yönünden gelen rüzgarlar ise gittikleri yerlerde sıcaklığı artırır. Diğerlerinin çok fazla bir etkisi olmaz. En fazla etki 1 ve 4'te görülür. 4'te rüzgar sıcaklığı azaltma yönünde, 1'de ise rüzgar sıcaklığı artırma yönünde etki yapmıştır. Artmasına yol açar dendiği için doğru cevabımız A seçeneğidir. Haritada verilen kesitler boyunca etkili olan rüzgarlardan hangisinin hızı diğerlerine göre daha fazladır denilmiş. Baktığımız zaman basınç farklarının eşit olduğunu görüyoruz. Aynı noktadan başlamışlar. 1003'ten başlamış. 1000'de son bulmuş. Oklar var, kesitler var. Bu kesitler içerisinde bir numaranın bulunduğu yerde kesitin iki ucu arasındaki mesafe daha kısa olduğunu görüyoruz. Mesafe ne kadar az olursa rüzgarın hızının da o kadar fazla olduğunu söyleyebiliriz. Mesafe arttıkça sürtünmenin artmasından dolayı rüzgarın hızı azalır. Hangisinin hızı diğerlerine göre daha fazladır denildiği için doğru cevabımız A seçeneğidir. Yeryüzünde etkili olan sürekli rüzgarlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sürekli basınç merkezleri arasında etkili olur. Doğrudur. 30 dereceden 60 dereceye doğru esen rüzgarlar, yani batı rüzgarları, Avrupa'nın batısında ılıman ve yağışlı iklimin görülmesine neden olur. Doğru bir bilgi. Sürekli rüzgarlar okyanus akıntılarını oluşturur. Bu bilgi doğrudur. Dünyanın günlük hareketinden dolayı sürekli rüzgarların yönlerinde sapmalar meydana gelir. Bu da doğru bir bilgidir. Fakat sürekli rüzgarlar etkili oldukları yerlerde bol yağış bırakır deniliyor. Her etkili olduğu yerde bol yağış bırakmaz. Alizeler yağış bırakır, kıtaların doğusuna yağış bırakır. Batı rüzgarları orta kuşak karlarının batı kıyılarına yağış bırakır. Fakat kutup rüzgarları yağış bırakmaz. Bundan dolayı ortak olarak söylenemez. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Yukarıda verilen rüzgar frekans gölüne sahip bir merkez için yargılarından hangileri doğrudur denilmiş. Bu rüzgar frekans gölüne baktığımız zaman rüzgarın kuzey yönlerden, güney yönlerden fazla esmediğini, muhtemelen bunun kuzeyinde ve güneyinde dağ sıraları olduğunu, engebeler olduğunu, yükseltiler olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bölgenin doğusunda batısında bir engel olmadığı için bu yönlerden rüzgarın rahat estiğini görebiliyoruz. Bundan dolayı doğu batı yönlü uzanan dağlar arasında yer alır denilebilir. Batıdan esen rüzgarlar nem oranını artırır denilmiş. Bununla ilgili herhangi bir bilgi yoktur. Hakim rüzgarlar bölgedeki sıcaklığı düşürür denilmiş. Bununla da ilgili bilgi yoktur. Bundan dolayı yargılardan sadece bir doğrudur. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Buna göre A ve B merkezleri arasında aşağıdakilerden hangisinin yaşandığı söylenebilir? A merkezinden B merkezine doğru esen rüzgarın şiddeti akşam saatlerinde artmıştır deniliyor. Bölgedeki sıcaklık değerleri düşmüştür. Bununla ilgili olamaz. Yağış oluşma ihtimali artmıştır. Bununla ilgili olamaz. Basınç değerler arasındaki mesafe değişmiştir. A ve B merkezler arasında olduğu için buna söyleyemeyiz. A ve B merkezler arasında cephe sistemi oluşmuştur. Bununla ilgisi yoktur. Fakat A ve B merkezler arasında basınç farkı artmışsa bu durum rüzgarın artmasında etkili olur. Bundan dolayı doğru cevabımız E seçeneğidir. Sürekli rüzgarlar arasında yer alan batı rüzgarları için yargılarından hangileri doğrudur? Dinamik basınç merkezleri arasında etkilidir. Batı rüzgarları için doğrudur. Orta kuşak karlarının batı kıyılarına bol yağış getirir. Doğrudur. Tropikal kuşakta yıl boyunca etkilidir demiş. Batı rüzgarları tropikal kuşakta görülmez. Tropikal kuşakta görülen sürekli rüzgarın ismi Alize'dir. Bundan dolayı 1 ve 2 doğrudur. Doğru cevabımız C seçeneğidir.
Aşağıda verilen izobar haritalarında etkili olan rüzgarlardan hangisinin hızı diğerlerine göre daha fazladır deniliyor. Birinci haritada izobarlar 1 milibar aralıklarla çizilmiş. Bundan dolayı iki ucu arasında 3 milibar fark var. B seçeneğinde verilene baktığımız zaman 15 milibar fark var toplamda. 5-5 çizilmiş çünkü. C seçeneğinde ikişer ikişer çizilmiş. Bundan dolayı 6 milibar fark olduğunu görüyoruz. D seçeneğinde 9 milibar fark olduğunu görüyoruz. E seçeneğinde de 980-1010 30 milibar fark olduğunu görüyoruz. Yani verilenler içerisinde basınç farkının en fazla olduğu yer E seçeneğinde verilen bölgedir. Bundan dolayı doğru cevabımız E seçeneğidir. Yukarıda verilenlerden hangileri rüzgarların hem yönünü hem de hızını etkiler? Basınç merkezlerinin konumu bu rüzgarın yönünü etkiler. Yön üzerinde etkili olur. Dünyanın eksen hareketi rüzgarın yönünü üzerinde etkili olur. Çünkü rüzgarların sapmasına sebep olur. Fakat aynı zamanda rüzgarların sapması rüzgarın hızında da azalmaya neden olur. Bundan dolayı hız üzerinde de etkilidir. Basınç merkezleri arasındaki mesafe rüzgarın hızını etkileyen bir faktördür. Yönünü etkilemez. Yer şekilleri ise hem rüzgara yön verir hem de kabarık şekiller rüzgarın hızını azaltır. Yani hem rüzgarın yönü üzerinde etkilidir hem de hızı üzerinde etkilidir diyebiliriz. Bundan dolayı doğru cevabımız 2 ve 4. D seçeneği doğrudur. Buna göre öğrencilerin verdiği cevaplarda boş bırakılan yerlere aşağıdaki rüzgarlardan hangisi getirilemez? 30 derece enlemlerinden ekvatora doğru esen rüzgar Alize rüzgarıdır. Hindistan, Çin'de etkili olan rüzgarlar yaz aylarında bol miktarda yağış bırakır denilmiş. Yaz musonudur veyahut da muson rüzgarıdır denilebilir. İtalya Alp dağlarında Po Ovası'na doğru esen sıcak rüzgarlardan bahsetmiş. Bunlar fön rüzgarıdır. Gün içerisinde sıcaklık değişimine bağlı olarak kara ve denizler arasında etkili olan rüzgarlara Meltem rüzgarı denilir. Fakat burada batı rüzgarlarından bahsetmemiş. Bundan dolayı doğru cevabımız B seçeneğidir. Şekilde etkili olan rüzgarlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şekillerde kara ve deniz meltemi verilmiş. Birinci şekilde denizden geldiğinden dolayı deniz meltemi diyebiliriz. İkinci de karadan gelmesinden dolayı kara meltemi diyebiliriz. Meltem rüzgarları verilmiş. Kara ve denizlerin farklı ısınma özelliklerine bağlı olarak oluşmuştur. Doğru bir bilgidir. Dünyanın günlük hareketinin etkisi vardır. Doğrudur. Bir numaralı rüzgar kıyıya bol yağış bırakır demiş. Meltem rüzgarları yavaş esen rüzgarlardır. Kısa mesafelerde etkili olur. Bundan dolayı çok fazla nem kazandırmaz, yağış kazandırmaz. Bu bilgi yanlıştır. Rüzgarın hızı ve etki alanı azdır. Doğru bir bilgidir. İki numaralı rüzgar karadan denize doğru esmektedir denilmiş. Bu bilgi de doğrudur. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıda verilen ülkelerden hangisinde muson rüzgarlarının etkili olması beklenmez? Muson rüzgarları Meksika Körfezi, Gine Körfezi, Doğu Afrika, Güney ve Güneydoğu Asya ve Avustralya'nın kuzeyi gibi bölgelerde etkili olur. Bundan dolayı Bangladeş'te etkili olduğunu, Filipinler'de etkili olduğunu, Japonya'da, Güney Kore'de etkili olduğunu söyleyebiliriz. Fakat Brezilya topraklarında muson rüzgarının fazla bir etkisi yoktur. Doğru cevabımız C seçeneğidir.